Gökhan, evladım. Kurban olurum. Ay çok özlemişim. Çok özlemişim yavrum. Ya bir dakika ya. Babalar nerede? Buyurun Asude Hanımcığım. Aman dikkat. Dördüncü sandım ya. Şimdi bakayım sana. Vallahi amen sonra Asiye ile beraber geldiğinde böyle kabarmıştı. Neyse ki dönürmüş. Gel seni annemlerle tanıştırayım. Tamam. Evet. Bu Möhteber annem, Ayşe annem, Asiye annem. Hepsi annen mi? Aha. O konuyu fazla karıştırmayalım isterseniz. Böyle buyurun Asude Hanımcığım, gelin. Size konağımızı göstereyim. Şöyle buyurun. İşte burası bizim konağım. İşte bu da Türkmen, benim bacım. Boynundakini ben hediye etmiştim ama çok küçük o zaman. Nal gibi dizimiz var. Afiyet olsun Asude Hanımcığım. Kahveniz bittiyse hemen tazelesinler. Yok teşekkür ederim. Fazla kahve bende çarpıntı yapıyor. Bende de fena halde çarpıntı yapıyor. Hele bugün var ya yüreğim nasıl çarpıyor biliyor musunuz? Yani pır 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 pır. Hayırdır inşallah. Çok da kahve içmedim ama. Kahveye gerek yok ki. Sen yaşlandın tabii. Asude Hanım gibi genç değilsin. Kalbin var ya senin kalbin. Hani hastalık manasında yani. Kalbim yok benim. Yani kalbim var benim. Kalbim olmaz mı? Kocaman bir kalbim var benim. Böyle dünya gibin. Buradaki herkesi için alabilecek kadar büyük. Bellacığım, ayıp olmazsa bir şey sormak istiyorum. Tabii halacığım, sor. Az önce hanımların hepsini annem diye tanıştırdın. Ama hangisi senin kayınvaliden merak ettim. Ha, Asiye anneciğim. Gerçekten mi? Aha. Çok şaşırdım. Niye şaşırdınız ki? Çok gençsiniz de ondan. Yani yolda görsem asla inanmam Hazar'ın annesi olduğunuza. Ha, ondan şey ettiniz. Daha, ben çok teşekkür ederim. Sen de çok güzelsiniz. Maşallah şekerim. Peki sizin çocuklarınız kaç yaşında? Çocuğum yok benim. Aa. Niye yine? Kısır mısın? Ayıp oluyor ama Möhteber. Önemli değil. Evli değilim ben. Durmasın. Oha ya çüş ya. Ya affedersiniz pardon. Yani lütfen. Yani ağzımdan birdenbire çıkıyor böylece densiz. Yok yok. Önemli değil. Dul da değilim. Hiç evlenmedim. Ben de. Oha! Resmi olarak yani yalan mı? Ben de hiç evlenmedim biliyor musun? Gerçi tam evleneydim de. Burun farkıyla kaçırdım. Tamam o konuya girmeyeyim. Asude Hanımcığım, sorması ayıp olacak ama... ...niye evlenmediniz ki ne? Bugüne kadar evlenmeye değer biri çıkmadı karşıma. Nikah önemli.
Önemli tabii. Öyle sokaktan geçen herkese nikah kıyılamıyor değil mi? Nikah önemli. Ne oluyor orada ya? Ne yapıyorsun? İndirin bakayım bacak, bacak. Nedir o ya? Allah Allah. Ya affedersiniz Asude Hanımcığım, gene soracağım ama... yani böyle karşınıza biri çıksa... yani böyle evlenmek isteyeceğiniz biri mesela... yani siz karşı mısınız? Yani karşı çıkar mısınız? Yoksa prensip olarak mı karşısınız? Yo, değilim. Evlenmek için aşık olmak gerekiyor. Aşk olmadan evlilik yürümez bence. Yürümez. Biliyorum. Tecrübeyle sabit. Ay, az kalsın unutuyordum. Ne oldu? Bellacığım. Merak ettim. Bu senin için. Düğün hediyen. Ya halacığım, aşk olsun ya. Hiç gerek yoktu. Aa, aşk olsun halacığım. Halandan sana bir anı kalmasın mı? Aç bakalım, beğenecek misin? Oh. Oy. Yuh. Halacığım, bu çok değerli bir şey ama. Olsun halacığım. Hem sana harcamayacağım da kime harcayacağım ben? Ya çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Lafı bile olmaz. Hem ancak böylesi yakışır benim bir tanecik yeğenime. Evet, evet. Allah'a doğru söylüyorsunuz Asude Hanımcığım. Bella Yeren'in bir tanedir. Aa, benim babam. Tabii. Benim gelinlerimin hepsi ayrı ayrı birer tanedir. De, Bella gelinim başka bir tanedir. Bu arada abim nerede? Kim? Abim.